Merhabalar arkadaşlar, Şerife Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de İnoyasına yeni başlayan arkadaşlarımız için pırpır yapımını göstermeye çalışacağım. Daha önceki videolarımda arkadaşlar zaten fil dişi ve zürafa yapımını göstermiştim. Bugün de pırpır yapımı ile başlayalım. Arkadaşlar iğnemi, ipimi taktım. İpimin ucunu ve yazmamı şöyle parmağımla tutuyorum. İğnemi yazmamdan geçirip bir düğüm atarak ipimi tutturuyorum. Bu şekilde ipimi bağlamış oldum. Zürafa yapımını daha önce göstermiştim arkadaşlar. Bir tane zürafa yapıyorum. Bakın. Hatta şöyle bir kez daha göstereyim. Küçük mesafelerle iğnemi takıyorum. İğnemi alttan yukarı çift olan ipimi bir kez dolayıp bir tane düğüm atıyorum. Bu şekilde zürafamı yaptım. Şimdi zürafamın içine döneceğim arkadaşlar. Zürafamın içine pırpırlar yapacağım. İğnemi zürafamın içine geçirdim. Tekli olan ipimi iğnemin üzerine atıp çift olan ipimi alttan yukarı bir kez doluyorum. Ve düğümümü arkadaşlar şöyle sola kaydıracağım. Sol tarafta sıkacağım. Bu şekilde. Düğümümü güzelce sıktım. Şimdi içerisine pırpırlar yapalım. İğnemi geçiriyorum zürafamın içinden. Şu ipimi sol elimle, sol parmağımla tutuyorum bakın arkadaşlar. Bu ipine iğnemin üzerinde çift olan ipimi iğneme bir kez doluyorum. Ve iğnemi çekiyorum. Şimdi pırpırımın boyutunu şuradan ayarlayacağım. Şurası pırpırım olacak. İstediğim kadar küçüklükte, büyüklükte yaptıktan sonra düğümümü sıkıyorum. Parmağımı düğümümün dibine bırakıp güzelce sıkıyorum arkadaşlar. Böylece ilk pırpırımızı yapmış olduk. Tekrar göstereceğim. İğnemi geçiriyorum. Zürafamın içerisinden şu ipimi sol baş parmağımla tutuyorum. Tekli ipimi iğnemin üzerinde bakın arkadaşlar. İğneme takılı olan çift olan ipi iğneme bir kez dolayıp iğnemi çekiyorum. Bu tuttuğum ipin boyunu ayarlıyorum. Pırpırımın ne kadar büyüklükte olacağını ayarladıktan sonra düğümümü öylece sıkıyorum. Parmağımı düğümümün dibine koyup güzelce sıkıyorum. Şöyle. İkinci pırpırımızı da yapmış olduk. Tekrar gösteriyorum. Zürafamın içine iğnemi takıyorum arkadaşlar. Şimdi sol baş parmağımla ipimi tutuyorum bakın. Çift olan ipimle bir kez düğüm atıyorum. Şöyle ipimin boyunu ayarlıyorum, pırpırımın boyunu ve düğümümü sıkıyorum. Bakın buraya 3 tane pırpır yapmış olduk. Şimdi şöyle bir tane aşağıya inelim, bir zürafa yapalım. Bütün inoyalarında zaten bu pırpırları mutlaka kullanıyoruz arkadaşlar. Gerek küçük olsun, gerek büyük olsun pırpırlar yaparak boyalarımızı tamamlıyoruz. Şöyle birkaç tane zürafa yapalım. Zürafamı şöyle biraz daha geniş tutarsam bir yuva oluşturmuş oluyoruz arkadaşlar. Şöyle biraz şu mesafeyi biraz daha büyük tutalım. Şöyle bir yuva oluşturalım. Bakın. Şurayı istediğimiz kadar ayarlayabiliriz. Düğümümüzü sıkmadan önce. Şöyle büyük yaptım ben. Bir yuva oluşturdum. Ve düğümümü sıktım. Şimdi bu yuvamın içerisine girelim. İğnemi içerisine, yuvamın içerisine taktım. Tekli olan ipimi iğnemin üzerine atıyorum. Ve çift olan ipimi iğneme bir kez dolayıp iğnemi çekiyorum.
Yine arkadaşlar bu yuvamın içerisine de pırpırlar yapacağım. O yüzden şöyle düğümümü yine sol tarafa doğru sıkıyorum. Ve yuvamın başına geçiyorum böylece. Yine buraya da pırpırlar yapalım şimdi. Yuvamın içerisine iğnemi batıyorum. İpimi sol baş parmağımla tutuyorum. Çift olan ipimi iğneme bir kez dolayıp düğüm atacağım. Burada biraz büyük pırpırlar kullanacağım. Şöyle. Pırpırımın boyunu ayarladıktan sonra parmağımın dibine koyuyorum. Düğümümü ve sıktım güzelce. İğnemi geçiriyorum ve bir düğüm atıyorum. Şöyle elimizle ayarlayalım ki boyutunu aynı olsunlar. Bakın. Zaten eliniz yaptıkça alışacaktır arkadaşlar. Zamanla eliniz alıştıkça pırpırlarınız da daha muntazam görüneceklerdir. Bu arada arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zil işaretini tıklarsanız benim yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Ayrıca bana destek olmak için lütfen beğeni yapmayı ve paylaşım yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ki videolarımın devamını getirebileyim. Desteklerinizi bekliyorum. Lütfen abone olup beğeni yapmayı unutmayınız. Bakın bu şekilde pırpırlarımızı oluşturduk. İğnemi geçiriyorum yuvamdan. İpimi sol baş parmağımla tutuyorum. İğnemde takılı olan çift olan ipimi İğnemi alttan yukarı bir kez dolayıp iğnemi çekiyorum ve düğümümü sıkmadan önce pırpırımın boyunu ayarlıyorum. Ayarladıktan sonra düğümümü sıkıyorum ve pırpırım hazır. Bu şekilde arkadaşlar 6 tane daha pırpır yapmış olduk. Şimdi bir zürafa yaparak aşağıya inelim. Tekrar birkaç tane şöyle zürafa yapalım. Bu zürafamın içine de şöyle son kez küçük küçük pırpırlar yapalım arkadaşlar. Bakın zürafamı yaptım. Zürafamın içine döneceğim. İçine dönerken yine tekli olan ipimi iğnemin üzerine atıyorum. Çift olan ipimi bir kez dolayıp iğnemi düğümümü sol tarafta sıkıyorum arkadaşlar. Şimdi yine buraya da küçük küçük pırpırlar yapacağım. İğnemi geçirdim zürafamın içerisinde. Bu ipimi sol baş parmağımla tutuyorum ve çift olan ipimi iğneme bir kez doluyorum. Pırpırımın boyunu elimle ayarlıyorum. Daha sonra düğümümü sıkıyorum. Bu şekilde. İğnemi geçirip bakın bir düğüm atıyorum. Pırpırımın boyunu ayarlıyorum. Ne kadar yapmak istiyorsam boyunu. Daha sonra düğümümü sıkıyorum. Bakın arkadaşlar iğnemi takıyorum. İpimi tuttum. Bir kez iğneme doladım ipimi ve pırpırımın boyunu ayarlıyorum. Ne kadar yapmak istiyorsam. Ve düğümümü sıktım. Buraya da yine 3 tane pırpır yapmış olduk. Şöyle aşağıya da bir düğüm atarak yine. Evet arkadaşlar. Pırpır yapımı da bu şekildeydi. Umarım yardımcı olabilmişimdir.
Dediğim gibi yaptıkça eliniz daha alışacak ve kolaylaşacak. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayınız. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.